MIT, açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, 34. ders. Tamam, güzel. Bu güz döneminde MIT'deki doğrusal cebirin son dersinde bütün gördüklerimizi gözden geçireceğiz. Ve bunu yapmak için bildiğim en iyi yolun eski sınavları alıp sorular üzerine düşünmek olduğunu biliyorsunuz. Tamam, gelecek perşembe 3 saatlik bir sınavımız olacak. Kimsenin perşembeden önce bu sınavı alması mümkün değil. Perşembeden sonraki farklı bir günde bu sınavı alması gereken herkes gelecek pazartesi beni görmeli. Pazartesi ofisimde olacağım. Tamam. Bazı soruları okuyabilir miyim? Ve tahtayı aşağı çekeyim. Ve başlayalım. Şimdi soru şu. 3'e n'lik bir matrisle ilgili. Ve bize verilen ax eşit 1, 0, 0'ın çözümü yok. Ve ayrıca verilen ax eşit 0, 1, 0'ın bir tek çözümü var. Pekala. İlk sorumu tahmin edebilirsiniz. M hakkında ne söyleyebiliriz? Rankı R olan M'ye N matrisi. Her zaman olduğu gibi bu üç sayı hakkında ne söyleyebiliriz? M satır sayısı, N sütun sayısı, R rankı hakkında ne söyleyebiliriz? Tamam. Bakalım. Önce M'nin ne olduğunu söylemek ister misiniz? Bu matriste kaç satır var? 3 olmalı. Değil mi? N'nin ne olduğunu söyleyemeyebiliriz. Ama M kesinlikle 3'tür. Tamam. Ve bunlar bize ne söyler? Tek tek bakalım. Bir denklemin çözümü olmadığını fark ettiğimde, yani cevabı olmayan bir sağ taraf olduğunda, bu bize matrisin rankı için ne söyler? Bazı denklemlerin çözümü yoktur. Cevabı olmayan sağ taraf vardır keşfettiğimizde, bunun matrisin rankı ile ilişkisini bana söyleyebilir misiniz? Rank M'den küçüktür. Doğru mu? Çözüm olmadığında bu bana matrisin bazı satırlarının diğer satırların bir bileşimi olduğunu söyler. Çünkü her satırda bir pivot olsaydı kesinlikle sistemi çözmek mümkün olacağından o zaman sistemi kesinlikle çözebilirdim. Özel çözümler ve tüm iyi şeyler olurdu. Böylece bir sistemin çözümü yoksa bu bana her zaman R'nin M'den küçük olduğunu söyler. Aslında peki eğer çözüm olduğunda tek midir? Bu bana neyi anlatıyor? Ya, normalde bir çözüm olurdu. Ve sonra sıfır uzayında bir şeyler ekleyebilirdik. Tamam. Bu bana sıfır uzayının içinde sadece sıfır vektörünün olduğunu söylüyor. Sadece tek çözüm var. Nokta. Yani bu bana neyi söylüyor? Sıfır uzayında sadece sıfır vektörünün olduğunu. Bu R ile N arasındaki ilişki hakkında bana ne söyler? Bu tek çözüm. Bunun anlamı matrisin sıfır uzayı sadece sıfır vektörüdür. Ve bu R ve N hakkında bana ne söylüyor? Onlar eşittir. Sütunlar bağımsızdır. Tamam, şimdi neyim var? R, N'ye eşit ve R, M'den küçük. Ve şimdi M'nin 3 olduğunu biliyorum. Yani bunlar bildiğim gerçekler. N eşit R ve bu sayılar 3'ten küçük. Üzgünüm. Evet, evet. R, M'den küçük.
Ve N'den de tabii ki küçük. Sanırım bu ne söyleyeceklerimizi özetler. Aslında neden bana bir matris vermiyorsunuz? Çünkü ben sık sık böyle bir matris için örnek isterim. Örnek bir A matrisi verebilir misiniz? Bu olasılıkları gösteren tam olarak bu sağ taraftaki ile bir çözüm yok. Ama bu sağ taraftaki ile sadece bir çözüm olsun. Bunu sağlayan. Önermek istediğiniz bir matris var mı? Bakalım. Ne yapmalıyım? Sütun uzayında hangi vektör istiyorum? Çözülebilir olması için sütun uzayında 0, 1, 0 olmasını istiyorum. Şimdi sütun uzayında 0, 1, 0 koyalım. Gerçekte burada durabilirim. Bu M'si 3, 3 satırlı. Ve N ile R, her ikisinin 1, rankı 1. Tek sütunlu ve tabii ki şunun çözümü yok. Bu olduğu gibi güzel bir durum. Şayet siz tek sütunlu matrislere karşı ön fikirliyseniz, ikinci bir sütun kabul edeceğim. Peki ikinci sütun olarak ne eklemeliyim ki sadece farklı bir cevap fakat aynı derecede güzel olsun? Bu vektörü çok isteseydim sütun uzayına koyabilirdim. Bu n eşit r eşit 2 durumu olurdu. Fakat tabii ki m hala 3 ve bu vektör sütun uzayında değil. Yani bu bizi sütun uzayı, sıfır uzayı gibi tüm bu şeyleri hatırlamaya teşvik ediyor. Şimdi belki de bu tip şeyler hakkında ikinci bir soru sordum. Ha. Tamam. Hatta o tanıma uyan bir matris örneği yazmanızı sordum. 26 yılda hiçbir şey öğrenemediğimi tahmin ediyorum. Bunlarla birlikte herhangi bir matris hakkında yanlış olan tüm ifadeleri silin. Tekrar bunlar olur. Bunlar matrisimiz hakkındaki gerçekler. Bu bir örnek. Fakat tabii ki örneğe sahibiz. Bu gerçekler veya gerçek olmayanlar. Bunları sağlamasını yapmak kolay olurdu. Bana bazı gerçekleri yazmama izin verin. Bazı gerçekleri yazayım. Olası bazı gerçekler. Şu doğru mu veya yanlış mı? Determinant bu ilk parça A devrik A'nın determinantı. A devriğin determinantı ile aynı. Bu doğru mu yanlış mı? İkincisi A devrik A'nın tersinin olduğu. Tersi var mı? Olası üçüncü gerçek A devriğin pozitif tanımlı olması. Sınav sorularında nasıl dersin farklı bölümlerini bağlamayı denediğimi gördünüz. Yani en basit yolu iyi bir örnek olarak şu matrisle bunu denemek olurdu. Ama belki hatta doğrudan cevap verilebilir demek istiyorum. Önce ikinci numarayı ele alalım. Çünkü ben bilirsiniz A devrik A matrisine çok çok düşkünüm. Ve bunun ne zaman tersi alınabilir? A devrik A matrisinin ne zaman tersi olur? Harika olan bunu A'nın rankından söyleyebiliriz. A ile A devriği çarpmak zorunda değiliz. A devrik A tersi alınabilir. Yani A sıfır vektöründen başka bir sıfır uzayına sahipse o zaman onun tersinin olması mümkün değil. Fakat güzellik şu. Eğer A'nın sıfır uzayı sadece sıfır vektörü ise böylece gerçek, anahtar gerçek tersi alınabilirdir. Eğer R eşit neyse. Bunun anlamı A'nın sütunlarının bağımsız olmaları olur. A matrisinde eğer R eşit neyse
Eğer A bağımsız sütunlara sahipse o zaman bu A devrik A bileşimi kare olur. Ve hala aynı sıfır uzayında bulunur. Sadece sıfır vektörü. Bağımsız sütunlar hepsi iyi. Bu yüzden ne doğru yanlış? Öyle mi? Bu kurulumda şu ortadaki doğru mu yoksa yanlış mı? Ha, biz bulmuştuk. Biz bulmuştuk. R'nin ne olduğunu şu ikinci gerçekten bulmuştuk. Yani bu doğrudur. Bu doğru olur. Ve tabii ki A devrik A bu örnekte muhtemelen bu matris için A devrik A ne olabilir? A devrik ile A'yı çarpıp bu matrisin neye benzediğini görebilir misiniz? Hangi yapıda olurdu? 2'ye 2 olurdu. Ve o ne matrisi olurdu? Birim matris. Sağlaması tamam. A devrik ne olur? A'nın yapısına bağlı olarak iyi veya biraz kötü olabilir. Her zaman simetrik, her zaman kare. Fakat şimdi büyüklüğü, boyutu nedir? Şu 3'e n ve bu n'ye 3'tür. Böylece sonuç 3'e 3'tür. Pozitif tanımlı mı? Sanmıyorum. Yanlış. A devrikle bunu çarparsam A devrik rankı ne olurdu? A'nın rankıyla aynı olurdu. Yani A'nın rankı sadece 2 olurdu. Ve o 3'e 3 ise ve rankı 2 ise kesinlikle pozitif tanımlı değildir. A devrik hakkında doğru bir şey söylemek istesem bu ne olurdu? Pozitif yarı tanımlı olduğu doğru. Bunu yarı tanımlı yaparsam her zaman doğru olur. Her zaman. Fakat pozitif tanımlı arıyorsam o zaman sıfır uzayında neyin olduğuna bakacağım. Ve bu durumda bir sıfır uzay olmak zorunda. O halde bunu şuracıkta hemen halledelim mi? A devrik bu matris 3'e 3'lük olacak. A'yı A devrikle çarptığımda birinci satır ne olurdu? Hepsi sıfır değil mi? A devriğin birinci satırı hepsi sıfır olabilir. Muhtemelen orada bir tane bir ve şurada da bir tane bir var veya bunun gibi bir şey. Fakat bunun doğru olduğunu bile bilmiyorum. Ama orada hepsi sıfır. Bu kesinlikle pozitif tanımlı değil. Bir şey yazmayayım. Sağlamasından emin değilim. Bu determinant ne olacak? İyi. Sanırım bu biraz kurnazca bir soru. Bu durumda şu doğru mu yanlış mı? Öyle gözüküyor ki yanlış. Çünkü A devrik terslenebilir. Şunun için bu doğru. Diğeri için terslenemez durumundayız. Yani bunun için yanlış bir durum. Bir numara. Bu bize bir sürpriz. Neden bu kurnazcaydı? Çünkü determinantlar hususundaki gerçeklerden dolayı. Eğer o matrisler kare olsalardı, bunlar doğru olurdu. İki kare matrisimiz varsa, A ve herhangi bir başka B matrisi, bu A devrik olabilir veya başka bir matris olabilir. Bu durumda B A'nın determinantının A B'nin determinantına eşit olduğu doğrudur. Fakat matrisler kare değilse, o eşit olma gerçekten doğru olabilir mi? Yani bu A'nın determinantı çarpı A devriğin determinantı olur mu? Hatta şu iki farklı determinantı ayırabilir miyiz? Ve tabii ki onlar eşit olurlar. Fakat bu sadece A kare olduğu zaman olur. Bu sorunun yanlışlığı matrisin başlangıçta kare olmaması gerçeğine dayanıyor. Tamam, güzel. Bakalım. Sorunun devamı var. İspatlayın ki A devrik Y eşit C. Aman Allah'ım. Bu soru gidiyor da gidiyor. A devrik Y eşit C hakkında soruyor. Tamam. Denklem hakkında soruyor. A devrik matrisi hakkında.
ve bunun en az bir çözümünün olduğunu ispatlamamızı istiyor. Her bir C için sonsuz çoklukta çözümler. Tamam. Bunların hiçbiri zor değil. Fakat bir süre oldu. Yani sadece biraz tekrar düşünmek zorundayız. Ne zaman bir denklemler sistemine sahip olsam, bu A devrik matrisi şimdi 3'e n olması gerekirken o n'ye 3'tür. O n'ye m'dir. Bir sistemin en az bir çözümünün olduğunu göstermek için bu ne zaman sistem ne zaman her zaman çözülebilir olur? Tam satır rankına sahip olduğu zaman olur. Satırların bağımsız olduğu zaman olur. Burada n'ye satıra sahibiz ve bu ranktır. Böylece en az bir çözüm var. Çünkü satırların sayısı n olup bu devrik için r'ye yani ranka eşittir. Bu A devrik matrisi bağımsız satırlara sahip. Çünkü A matrisi bağımsız sütunlara sahip, değil mi? Bağımsız sütunlara sahip olan ilk A matrisinin devriğini aldığımızda bağımsız satırlara sahip oluruz. Böylece en az bir çözüm vardır. Fakat şimdi sonsuz sayıda çözümün olduğunu nasıl bilebiliyorum? Ne yapmalıyım? Sıfır uzayı hakkında bir şeyler bilmek istiyorum. A devriğinin sıfır uzayının boyutu nedir? Bunun cevabı A devriğinin sıfır uzayının bir boyutunun var olduğu olmalı. Genel gerçek nedir? Eğer A rankı n olan bir m'ye n matrisi ise A devriğin boyutu nedir? A devriğin sıfır uzayı nedir? Büyük resmimiz içerisine peşine takıldığımız o küçük dördüncü alt uzayı hatırlıyor musunuz? Onun boyutu m-r'ydi. Ve o sıfırdan büyüktür. M, r'den büyüktür. Yani bu sıfır uzayı içinde birçok şey var. Böylece her zaman bir çözüm var. Çünkü n bu A devrik hakkında konuşuyor. Bakın, A devrik için m ve n'nin rolleri tersine çevrilir. Tabii ki. Unutmayın ki bu tahta A devrikle ilgiliydi. Yani o devriğin sıfır uzayıdır. Ve orada m-r serbest değişkenlerdir. İyi, yani sadece biraz gözden geçirmek gibi. Şu şekilde başka bir problem alabilir miyim? A matrisinin sütunlarının V1, V2, V3 olduğunu varsayalım. Bunlar matrisin sütunlarıdır. Pekala. Soru A. AX eşit V1 eksi V2 artı V3'ü çözün. Bana x'in ne olduğunu söyleyin. Peki orada Eylül ayının ilk günlerinde sütunlar üzerine çalıştığımız bir zamanda sütun çarpımlarını yaptığımız zamanda bunun nasıl çalıştığını matris çarpmayla ilgili kesinlikle gerekli bir gerçeği aslında görmüştünüz. X nedir söyleyin. 1 eksi 1, 1. Teşekkürler. İyi. Bunu herkes anladı. Tamam. O zaman bir sonraki soru şudur. Bileşimin 0 olduğunu kabul edelim. Aa, evet. Tamam. Yani soru B. B şıkkı. Bu şeyin sıfır olduğunu kabul edin diyor. Onun sıfır olduğunu kabul edelim. O zaman çözüm tek değildir.
Doğru ya da yanlış istediğimi varsayın. Ve sebebi. V1 eksi V2 artı V3 bileşiminin 0 olduğunu varsayın. Gösterin. Bu bana ne söyler? Bu farklı bir soru. Onu bu şekilde yazarak biraz zaman kazanmış olabilirim. Fakat bu çok ayrı bir soru. Eğer sütun 1 eksi sütun 2 artı sütun 3'ün 0 olduğunu bildiğimiz bir matrisimiz varsa, bu bana çözümün tek olup olmadığı hakkında ne söyler? Birden fazla çözüm var mı? Teklik nedir? Sıfır uzayında sıfır vektöründen başka bir şey olmadığında çözüm tektir. Ve eğer bu sıfırsa o zaman bu adamlar sıfır uzayının içinde olur. Eğer bu sıfır olsaydı o zaman bu x A'nın sıfır uzayında bulunurdu. Çözümler hiçbir zaman tek olmazdı. Çünkü şunu herhangi bir çözüme ekleyebilirdim. Ve AX değişmezdi. Yani her zaman bu soru var. Bu soru hep var. Çünkü herhangi bir çözüme bunu ekleyebilirim. Ve AX değişmezdi. Sıfır uzayında birileri var mı? Şimdi tamamen farklı bir soru soruyorum. Şu 3 V1, V2, V3 vektörünün birim dik olduklarını varsayalım. Bu birim dik vektörler için gerçekleşmez. Tamam, C parçası. B'yi unutun. C. Eğer V1, V2, V3 birim dikseler, genellikle onları Q1, Q2, Q3 olarak gösteririm. Şimdi ne bileşim? Burada güzel bir soru var. Bence de öyle. Kendime söylüyorum. V1 ve V2'den hangi bileşim V3'e en yakın olandır? Bu vektörler birim dik olduğunda V1 ve V2'nin üzerine bulundukları düzlem üzerinde hangi nokta V3'e en yakın olanıdır? İzin verin, yeni bir cümleye başlayacağım. O zaman bir şeyler çarpı V1 artı bir şeyler çarpı V2 bileşimi V3'e en yakın bileşimdir. Cevap ne? V3'e bu düzlem üzerinde en yakın olan vektör nedir? Sıfırlar. Tamam. X, Y, Z eksenlerini hayal edelim. V1, V2, V3 standart tabanlar olsunlar. X, Y düzleminde bulunsun. Ve Z ekseni üzerindeki V3'e en yakın olan nokta sıfırdır. Eğer bunlar birim dikseler, o zaman V3'ün bu düzlem üzerine iz düşümü diktir. O tam sıfıra denk gelir. Tamam, bu çabuk ve kolay bir soru oldu. Ama yine de esas konuyu ortaya çıkarttı. Tamam. Ne olduğuna bakalım. Bir Markov matrisi yazayım. Ve onun öz değerlerini soralım. Tamam. İşte bir Markov matrisi. Bana onun öz değerlerini söyleyin. Tamam. İşte burada. Buna A matrisi diyeceğim ve buradakilere de nokta 2, nokta 4, nokta 4, nokta 4, nokta 2, nokta 4, nokta 3, nokta 3, nokta 4 diyeceğim. Tamam. Bakalım. Birinci sütun ile ikinci sütun toplamına dikkat etmemiz bize yardımcı olur. Birinci sütun ile ikinci sütunu toplamanın ne gibi enteresan bir yanı var?
Sütun 1 artı sütun 2 eşittir 2 çarpı sütun 3. Bunları şuraya yazıyorum. Birinci sütun artı ikinci sütun eşittir 2 kere üçüncü sütun. İşte gözlemim. Tamam. Matrisin özdeğerini söyleyin. Tamam. Bana bir özdeğer söyleyin. 0. Çünkü matris tekildir. Başka bir özdeğer söyleyin. 1. Çünkü bu Markov matrisidir. Sütunların toplamı bütün birler vektörüdür ve bu A devriğin özdeğeri olur. Ve bana üçüncü özdeğeri söyleyin. Bakalım izi düzgün çıkmasını sağlamak için nokta 8'li eksi nokta 2'ye ihtiyaç duyarız. Tamam. Ve şimdi Markov projesini başlattığımı varsayalım. O sıfırla başladığımı farz edin. Böylece A'nın kuvvetlerinin O sıfıra uygulanmasına bakacağız. Bu UK'dır. Ve matrisimiz burada. Ve U sıfır olarak 0, 10, 0 alacağım. Ve sorum şu. Bu neye yaklaşıyor? Eğer U sıfır buna eşitse, U sıfır şurada. İçine yazabilir miyim? Belki sadece U sıfırın içine yazacağım. A'nın K'nıncı kuvveti ikinci özdeğer vektörü durumunda 10 kişiyle başlayalım. Ve her adım Markov kuralını takip edecek. K adım sonra çözüm neye benzer? Size sadece şunu sorayım. Ve o zaman K sonsuza giderken ne olur? Bu bir durağanlık sorusu değil mi? Durağanlığa bakacağım. Gerçekte soru K adımdaki cevabı istemiyor. O zaman sonsuza atlıyor. Fakat K adım sonraki çözümü nasıl yazabilirim? O birinci özdeğerin K'nıncı kuvvetin bazı katı çarpı ilk öz vektör artı ikinci özdeğerin başka bir katı çarpı onun öz vektörü ve üçüncü özdeğerin başka bir katı onun öz vektörü olacak. Tamam, güzel. Ve şu özdeğerler 0, 1 ve eksi nokta 2'dir. K sonsuza giderse ne olur? Sadece duran kalır. Böylece U sonsuzda. Bu gitti, bu yok. Bütün kalan C2X2'dir. Şimdi X2'yi bulsam iyi olur. Cevabı tamamlamak için şu öz vektörü bulmalıyım. Lambda eşit 1'e karşılık gelen öz vektör nedir? Bu herhangi bir Markov işleminde anahtar öz vektör olan öz vektördür. Lambda eşit 1, bir öz değerdir. Benim onun öz vektörü x2'ye ihtiyacım var. Ve sonra onun ne kadarının u0 başlangıç vektörünün içinde olduğunu bilmeliyim. Tamam. Şimdi bu öz vektörü nasıl bulabilirim? Sanırım köşegenden 1'i çıkarırım. Tamam. Böylece eksi nokta 8... Eksi nokta 8, eksi nokta 6 ve diğerleri hala ve geriye kalanlar nokta 4, nokta 4, nokta 4, nokta 4, nokta 3, nokta 3 ve umarım bu bir tekil matristir. Yani A eksi I x eşit 0'ın çözümünü arıyorum. Görelim bakalım çözümü görebileniniz var mı? Bilmiyorum, benim için kolay olmadı. Şurada ne düşünüyorsunuz? Şu ilk iki eleman olabilir belki. Aa, hayır. Ne düşünüyorsunuz? Onu gören var mı? Gerekirse yok etme yöntemini deneyebiliriz.
O kadar çaresiz miyiz? Bu sıfır uzayında vektör gören söylesin. Ya, bu sıfır uzayında bir vektör olması iyi olur. Yoksa bırakıyorum. Tamam. Belki yok etmeyi kullanabiliriz. Uzaktan onu gören birisinin olabileceğini düşündüm. Bu adamların olma şansı var mı? Şu ikisinin eşit olma ve bu her ne olması gerekiyorsa 3-3-2 gibi bir şey olma şansı var mı? Bunun çalışması olasılığı var mı? Söylemek istediğim bu çok güzel, o kadar iyi değil. 3-3-4 bu şimdi seyrettiğimiz derin matematiktir. 3-3-4 bu çalışıyor mu? Onunla uğraşmayın, çalıştı. Aa evet. Tamam, çalıştı. Pekala. Ve evet, tamam. Ve böylece şu x2 3-3-4 olur. Ve bu vektörün ne kadarı başlangıç vektörünün içindedir? İyi. Çok karışık bir yönteme doğru gidebiliriz. Fakat Markov şeyinin güzelliği nedir? Bu toplam nüfusun toplam sayısı, bunların toplamı değişmez. Şu insanların toplam sayısı, onlar yer değiştiriyorlar fakat onlar doğmuyorlar veya ölmüyorlar ya da öldürülmüyorlar. Başlangıçta onlardan 10 tane vardı. Böylece onların 10'u şuradadır. Yani C2 gerçekte 1'dir. Evet, bu doğru çözüm olabilir. Tamam, bu U sonsuz olabilir. Tamam, böylece burada bu yöntem içinde bir çeşit cevabı bulmak için Markov matrisleri hakkındaki ana gerçekleri kullandım. Tamam. Bakalım. Tamam, burada bir çeşit çabuk kısa soru. Belki şu tahtaya gitmeliyim ve bunu burada bırakayım. 2'ye 2 matrise bakıyorum. Ben istediğim özellikleri söyleyeceğim. Siz de bana bu özellikleri sağlayan bir örnek verin. Veya böyle bir matris olmadığını söyleyin. Pekala, başlıyoruz. Önce 2 ikilikler. A eşit 4-3 noktasından geçen doğru üzerine iz düşümü istiyorum. Böylece benim aradığım bir boyutlu iz düşüm matrisi. Ve onun formülü neydi? A noktasından geçen doğru üzerine P iz düşüm matrisi için formül nedir? O zaman bu özel A'ya yaptığımı yapabilirim. O formülü hatırlıyor musunuz? Bir A ve A devrik var. Normalde ortada A devrik ve A'nın tersi olurdu. Fakat burada bizim sadece sayılarımız var. Böylece sadece onu bölebiliriz. Ve o zaman A'yı yerine yazalım ve onu elde ettik. Tamam. Yine eşitler. Sayıları yerine yazabilirsiniz. Aşikar değil mi? Tamam. Numara 2. Bu yeni bir soru. Öz değerleri 0 ve 3 olan bir matrisle öz vektörleri, bunları aşağı yazayım. 0 öz değeri için öz vektör 1, 2, 3 öz değeri için öz vektör 2, 1'dir. Size sormak yerine öz değer ve öz vektörleri veriyorum. Şimdi bir matris soruyorum. O zaman bu matris nedir? A nedir? Burada bir formül vardı. İçine bazı sayıları yazacağız. Sadece sayıları yazacağım. Buradaki formül neydi? S lambda S terste, değil mi? Burada S öz vektör matrisi, lambda öz değer matrisi, bu S'nin tersi, her ne olacaksa şimdilik sadece tersi olarak bırakayım.
Hepsi bu olmalı değil mi? Çünkü diğer yana ilerleseydik, bu S matrisi lambda üretmek için A'yı köşegenleştirebilirdi. Böylece o S lambda S'ye terstir. Güzel. Tamam. 3 numara için hazır mısınız? Çarpanlara ayrılmayan gerçek bir A matrisi arıyorum. Yani herhangi bir B için. Hiçbir zaman B devrik B'ye eşit olmayacak olan 2 ekilik bir A matrisi arıyorum. Bütün yapmamız gereken düşünmektir. Şimdi bütün yapmamız gereken B devrik B'nin neye benzediğini düşünmek, ondan sonra bundan farklı bir şey almaktır. Ne önerirsiniz? Bakalım bu B devrik B formunda olmayan bir matris için ne alabiliriz? Şimdi B devrik B hakkında ne biliyoruz? Bu her zaman simetriktir. O zaman bana sadece simetrik olmayan bir matris verin. Muhtemelen o formda değildir. Ve bu sorunun dördüncü parçasını sorayım. Dik öz vektörlere sahip fakat simetrik olmayan bir matris. Dik öz vektöre sahip fakat simetrik olmayan matrisler hangileridir? Diğer matris ailelerinden hangileri dik öz vektörlere sahiptir? Simetrik matrislerin yaptıklarını biliyoruz. Fakat diğerlerinin de öyle. Yani dik öz vektörler arıyorum. Ne önerirsiniz? Bu matris ters simetrik olabilir. O bir dik matris olabilir, o simetrik olabilir. Fakat bu çok kolay olurdu. Yani bunu çıkartıyorum. Bir eksi bir gibi ters simetrik olabilir. Bunun gibi. Veya kosinüs sinüs eksi sinüs, kosinüs gibi dik bir matris olabilir. Bütün bu matrisler karmaşık dik öz vektörlere sahip olabilirler. Fakat onlar dik olabilirler. Böylece bu örnekler iyidir. Tamam. Eğer isterseniz bu sınavdan bunlarla biraz daha devam edebiliriz. Bu sınavlardan. En küçük kareler mi? Tamam, burada cevabı verilmiş. Hayatı kolaylaştıracak şans gibi bir en küçük kareler sorusu var, değil mi? Ben cevabımı vereceğim, siz de soruyu verin. Tamam. Oh, üzgünüm. Bakalım, gelecek soru için şurayı kullanabilir miyim? Peki, en küçük kareler. Bu şekilde ben size problemi veriyorum. 1, 1, 1, 0, 1, 2 çarpı CD eşit 3, 4, 1 ve bu B'dir tabii ki. Bu AX eşit B şeklindedir. Ve en küçük kareler çözümü, belki bunun gerçek çözüm olmadığını belirtmek için C ve D üzerine şapka işareti koymalıyım. Böylece en küçük kareler çözümü, şapkalar gerçekten burada olmalı. 11 bölü 3 ve eksi 1. Elbette siz bunu hemen bulabilirdiniz. Belki bu sene size bunu yapmanızı soracağım. Fakat eğer bize çözüm verilirse neler olduğunu hatırlayalım. Pekala. İyi bir soru. Bu vektörün şu matrisin sütun uzayındaki P izdüşümü nedir? Bunu birinci soru olarak yazacağım. P nedir? İzdüşüm. B'nin A'nın sütun uzayına olan izdüşümü nedir? Umuyorum ki bu en küçük kareler metodunun çözdüğü sorudur. Nedir o?
Bu en iyi çözümdür. 11 bölü 3 kere birinci sütun artı daha iyisi eksi 1 kere ikinci sütun. Doğru mu? Bu en küçük karelerin ne yaptığıdır. O B'ye mümkün olan en yakın sütunların bileşimini buldu. Bu en küçük karelerin ne yaptığıydı? O bir izdüşüm buldu. Tamam. İkinci olarak bu sisteme karşılık gelen düzgün doğruyu çizelim. Yani sanıyorum bu dataya doğru uydurmakla aynı problem. Şunların yükseklik, bunların noktalar olduğunu kavruyoruz. Ve 0'da, 1'de, 2'de yükseklikler 3 ve t eşit 1'de yükseklik 4, 1, 2, 3, 4 ve t eşit 2 yükseklik 1'dir. Yani ben bu noktalara en iyi doğruyu uydurmaya çalışıyorum. Tanrım. Üçgeni çok güzel yerleştirebilirim. Fakat en iyi düzgün doğrunun hangi yöne gittiğini bile bilmiyorum. Nasıl gittiğini biliyorum. Çünkü evet, cevabı biliyorum. Onun yüksekliği 11 bölü 3'tür. Ve onun eğimi eksi 1'dir. Tamam, mükemmel. Şimdi son olarak ve bu dersi tamamlar. En küçük kareler çözümü 0 olan, kendisi 0'dan farklı başka bir B vektörü bulun. Yani en küçük kareler çözümünü 0'lara değiştirmeyecek farklı bir B bulmanızı istiyorum. Bana burada aslında ne aradığımı söyleyin. Bu iki sütunun en iyi bileşkesinin sıfır bileşke olduğu bir B'yi arıyorum. Ne çeşit bir B vektörü arıyorum? Ben bu sütunlara dik olan bir B vektörü arıyorum. O bu sütunlara dik, o sütunun uzayına dik. Mümkün olan en iyi cevap sıfırdır. Böylece bu sütunlara dik olan bir B vektörü bakalım. Bunların biri, eksi bunların ikisi ve bunların biri olabilir mi? Bu şu sütunlara dik olur. Ve en iyi vektör 0 olur. Tamam. Böylece bunlar benim 1 saat içinde çözebileceğim sorular. Fakat sizin 3 saatiniz var. Ve sadece şunu söyleyeyim. E-postada söylediğim gibi bu ders serisi görüntülü kayda alınırken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Ve bu formları doldurduğunuz için teşekkür ediyorum. Onları dışarı çıkarken masanın üzerine şuraya bırakabilirsiniz. Ve bunların üstünde dersi aldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler.